Beğen, paylaş, abone ol. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir, sevabına nail olalım. Kur'an Meali Hüd Suresi 1 ile 20 ayet. Bölüm 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hud. Hud Suresi 123 ayet olup 12, 17 ve 114. Ayetler Medine'de, diğerleri Mekke'de inmiştir. 50 ila 60. Ayetlerde Arabistan halkına gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hud. A. S. I.N. hayatından bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir. Yunus suresinden sonra inmiş olup onun devamı niteliğindedir. İtikada ait esasları, Kur'an'ın mucize oluşunu, ahirette ilgili meseleleri, sevap ve cezayı ve H.Z. Hud'dan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lut, Şuayb ve Musa, A. S. gibi peygamberlerin kıssalarını ihtiva etmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Elif, Lam, Ra. Bu sana indirilen hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. 2. De ki, bu kitap Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Şüphesiz ki ben, onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Derhal, bu, açık bir büyüden başka bir şey değildir, derler. 8. Andolsun, eğer biz onlardan azabı sayılı bir süreye kadar ertelesek, mutlaka, onun gelmesini engelleyen nedir? Derler. Bilesiniz ki, kendilerine azap geldiği gün, bir daha onlardan uzaklaştırılacak değildir. Ve alay etmekte oldukları şey, onları çepeçevre kuşatacaktır. 9. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, tamamen ümitsiz ve nankör olur. 10. Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak, elbette, kötülükler benden gitti, der. Çünkü o, bunu derken, şımarıktır, kibirlidir. 11. Ancak müzibetlere sabredip güzel iş yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve bir büyük mükafat vardır. 12. Belki de sen, müşriklerin gülümseyen surat ona, gökten, bir hazine indirilseydi veya onunla beraber bir melek gelseydi. Demelerinden ötürü sana vahyolunan ayetlerin bir kısmını, duyurmayı, terk edeceksin ve bu yüzden ruhun daralacaktır. İyi bil ki, sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir. 13. Yoksa, onu, Kur'an'ı, kendisi uydurdu, mu diyorlar? De ki, eğer doğru iseniz Allah'tan eğer onlar, size cevap veremiyorlarsa, bilin ki, o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka tanrı yoktur. Artık siz Müslüman oluyor musunuz? 15. Kim, yalnız, dünya hayatını ve zinetini istemekte ise, işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar.
16. İşte onlar, ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Dünyada, yaptıkları da boşa gitmiştir. Yapmakta oldukları şeyler, zaten, batıldır. 17. Rabbin tarafından gelmiş, açık bir delile dayanan ve kendisini Rabbinden bir şahidin izlediği, ayrıca kendisinden önce, bir önder ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı elinde bulunan kimse, inkarcılar gibi midir? Çünkü bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Zümrelerden hangisi onu inkar ederse işte cehennem ateşi onun varacağı yerdir, bundan şüphen olmasın, zira bu, senin Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir, fakat insanların çoğu inanmazlar. 18. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim olabilir? Onlar, kıyamet gününde, Rablerine arz edilecekler, şahitler de, işte bunlar Rablerine karşı yalan söyleyenlerdir, diyecekler. Bilin ki, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. 19. Onlar, insanları Allah'ın yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir. Ahireti inkar edenler de onlardır. 20. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka, yardım isteyecekleri, dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar, gerçekleri, ne görebiliyorlar ne de kulak veriyorlardı. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.